Diğer konuya gelince 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Diyarbakır'daki bu bayrak indirilmesi konusu, yani bununla ilgili olarak benim söyleyebileceğim herhalde en şiddetli cümle neyse onu siz benden duymuş olun. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanım hemen teftişi başlatmış durumdadır. Tabii oradaki ilgili komutanla alakalı da bunlar teftişin içerisindedir. Bunun çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bir çocuk bizim kutsalımız olan bir bayrağı alma maharetini gösteriyorsa bunun bir karşılığı muhakkak ki olacaktır. Bedeli neyse bunun bedelini de onu oraya gönderenler, kendisi, onlar da ödeyecektir. Çocuktur diye bizim bayrağımızı, kutsalımıza bu şekilde saldırmak suretiyle buna sessiz kalmamız mümkün değil. Direğe tırmanıyor. Dikkat edin. Sokakta, çarşıda, pazarda bir bayrağı elinden düşürmüyor. Direğe tırmanıyor ve direkten bayrağımızı indirme cüretinde bulunabiliyor. Ve orada görevli olan askerdi, komutandı. Bu teftişten sonra hepsi bunun bedelini ödeyecektir. Ben bunu özellikle söylüyorum. Ve bir de tabii son günlerde bölgedeki bu gelişmeler hususunda da özellikle halkıma bir çağrıda bulunuyorum. Bütün bu olaylar karşısında bilesiniz ki bu çözümsüzlük sürecini ortadan kaldırmaya yönelik atılan adımlardır. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır. Ve çözüm sürecini, bu çözüm sürecine yönelik bu provokasyonlara karşı milletçe dik durmamız lazım. En azından Diyarbakır'da o annelerin ortaya koyduğu tavrı tüm bölge insanının aynı şekilde koymasını hatırlatmak istiyorum. Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı aynı şekilde herkesin ortaya koymasını söylüyorum. Kalkıp da yol kesmek bu eşkıya işidir, terörist işidir. Yol kesenler de bundan böyle bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Bu konuda ilgili bakanlarıma gerekli talimatlar verilmiştir. Onlar da ilgili olan bütün mercilere gerekli talimatları vermişlerdir. Ülkemizin huzurunu, ülkemizin mutluluğunu kimsenin bozmaya, ortadan kaldırmaya hakkı yoktur.